soruları bir tasnif ederken bu konuya 4-5 konu tasnif etmişti. Bana verdiği kağıtta. Yani bu Ramazan'dan beri dövmeyi 5-10 kere anlattığımız halde şu anda dolu soru gelmiş bu hususta. Demek ki efendim izleyicilerimizin bu hususta şeyi var. Bilgi ihtiyacı var. Dövme haramdır. Lanallahu le haşimete vel müstevşimete. Allah dövme yapan, yaptıran kadına erkmiştir. Yani rahmetinden uzak etmiştir. Haramdır. Ben bunu yaptırdım. Ne olacak? Tevbe edeceksin. Tevbe estağfurullah. Ya Rabbi bir daha yaptırmayacağım. Tamam. Peki ben bunu söktüreyim mi? İmkanım varsa, para biraz para istiyor bu iş. Param varsa, canın acımıyorsa, kolaysa söktür. Yok param yok veya canım çok acıyor, söktürürüm. Söktürme. O zaman kalsın. Gusle mani mi? Değil. Abdeste mani mi? Değil. O vaziyette abdest namazını kıl. Ancak resimli bir şeyse böyle kuş, kartal bilmem ne canlı bir şeyse o zaman açık kılma mesela. Kolun avret değil diyelim, erkek için konuşuyorum. Kolun açık kılabilirsin hani ama öyle bir resim varsa o zaman onun üstünü kapat, uzun kollu giy. Yani resimli bir durumdaysan namaz kılarken onu örtmen icap eder. Ama günahtır, haramdır. Yapmak isteyenler sakın yaptırmasın. Yalnız bir de yapışkanlı şeyler var. Onlar hakiki dövme denmez zaten. Onun altına su geçmez. Onun için öyle bir şey varsa o sökülmesi lazım tabii. O zaten su geçmez. Gusle mani olur. Abdesti mani olur. Benim dediğim deriye işlenenden bahsediyorum. Hakiki dövme de zaten ondan ibarettir. Dövmeyi Hazreti Peygamber hoş görmüyor. Peygamberimiz yasaklıyor. Vücudun sadeliğini, tabiiliğini istiyor. Bir de dövme eskiden aşiretlerde, kabilelerde bir üstünlük simgesi olarak ifade ediliyordu. Aşiret reisinin hanımıysa işte diyelim ki ağzında dövme var. Aşiret reisinin efendim hizmetçisi ise diyelim ki çenesinde vardı. Düşük seviyede bir aşiretin lideri efendim sıradan bir adamsa alnında olurdu. Böyle de insanları sınıf sınıf ayırırlardı. Bu liderin karısı, bu sıradan bir insan, bu düşkün bir insan. Hazreti Peygamber bütün bu sosyal statüyü ters yüz eden, insanları temizli kılan, bazı insanları daha böyle özel kılan o şeylerin tümünü kaldırıyor. Onu hatırlatan her şeyi kaldırıyor. Ve bu nedenle de dövmeyi yasaklıyor. Biz yapmayacağız. Ama yapmışız. Ne yapacağız? Ya onu lazerle yakacağız. Bu sefer derinin şekli değişecek. Değil mi? Veya başka türlü yapanlara da diyoruz ki illaki derinizi yakmaya gerek yok. Kendinizi üzmeye gerek yok. Yapmışsınız. Allah sizi affetsin. Allah hepimizi affetsin. Onun dövme hastalığı var. Daha doğrusu dövme günahı var. Bizim başka türlü günahımız var. Biz de gıybet ediyoruz. Resmen şey ettiriyor. Böyle iğnelettiriyor. Hiç çıkmayacak şekilde. Resim ona derler. Veya bağrına çok sevdiği artistin adını yazdırıyor. Böyle bir şey yaptırıyor. Şimdi bizim Ahmet de Mehmet de bizim delikanlımız veya Ayşe Fatma kızımız o artistin resmini göğsüne veya koluna deşmettiriyor. Böyle iğnelerle çıkmayacak şekilde. Peygamber diyor ki lanetlidir diyor. Ben ona lanet ediyorum diyor. Ben de duyuruyorum. Müslümana, inanana duyuruyorum. Yaparsın yapmaz beni ilgilendirmiyor. İmam Şafii Hazretleri rahimeullah diyor ki mesela bu 5000 böyle damga vurulmuş çıkmıyor. Yeşil renkte, mavi renkte biliyorsunuz oluyor. Bunu Araplar da yapıyor. Güneydoğu'da yapan çok. Başka yerlerde de yapan var. İstanbul'da da yapan biliyorsunuz. Görüyorsunuz siz. Ve derhal de izah etmek lazım. İmam Azam da o da. İmam Şafii diyor ki böyle şununla bununla ilaçla çıkarılmıyorsa İmam Şafii'nin görüşünü söylüyorum içtihadı. O kolu kesmek lazım diyor. Vallahi böyle aynen öyle söylüyor. Leşim o kadar tehlikeli bir şeydir ki diyor. Leşim yaptığın kolu çıkaramıyorsun. Kes at orasını diyor. Kes at diyor İmam Şafii. İmam Azam kesme, kes demiyor da işte çıkarabilecek çarelerle çıkarmaya çalışılır diyor. Ama İmam Şafii çok sert. Kes at diyor, azu kes at diyor, vücudundan bir şey et. Neden? Peygamberin lanet ettiği bir şey var kolunda. Ölüm gelse lanetli olarak ölüyorsun, Allah'ın rahmetinden mahrumsun. Onu düşünüyor İmam Şafii Hazretleri. Aman siz olun, bu hadisi kulağınıza küpe edin. Oğlunuz, kızınız şuna buna hayran olup, kim olursa olsun, kimisin şeyhi var, resmini buraya yaptırmış. Hayır, öyle bir şey yok. Şey olsun, hoca olsun, artist olsun, kim olsun,
vücuda resim yaptırılamaz, dövme yaptırılamaz. Haramdır ve lanet sebebidir. Onu söylüyor. El vâşime vel mevşûme mel'ûnûne, lanetlidirler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.